Masal kitabım 40 değnek Vaktiyle köyün birinde bileğinin gücüyle yaşamını sürdüren bir çiftçi varmış. Her sabah erkenden kalkıp tarlasına gider, gün boyu çalışıp yorulurmuş. Kıt kanaat geçinse de halinden şikayeti yokmuş. Çiftçi bir sabah yine tarlasına gelmiş, çift sürüyormuş. O sırada sabanın ucuna bir şey takılmış. Çiftçi sabanın bir taşa çarptığını sanmış. Eğilip bakmış. Meğer bu taş değil bir çömlekmiş. Çiftçi çömleği açınca bir de ne görsün? Altın bilezikler, yakut kolyeler, içi mücevher kaynıyormuş. Çiftçi üzülse mi, sevinse mi bilememiş. Bu kadar değerli eşyayı kendim kullanamam. Bunları saraya götürüp padişaha teslim etmeliyim diye düşünmüş. Hemen işini gücünü bırakıp çömlüğü kolunun altına sıkıştırarak sarayın yolunu tutmuş. Sarayın kapısında nöbet tutan askeri "Padişahla görüşmek istiyorum." demiş. Asker çiftçinin eski püskü giyimine bakarak "Sen kim oluyorsun da padişahla görüşmeye geliyorsun?" diyerek onu küçümsemiş. Çiftçi askerden bir türlü izin alamayınca çömlekteki altınları göstererek ''Bunları tarlada soban sürerken buldum. Padişaha vereceğim.'' demiş. Mücevherleri gören askerin gözleri yuvalarından fırlamış. ''Seni bir şartla padişahın huzuruna çıkarırım. Padişah sana ödül olarak ne verirse yarısını bana vereceksin.'' demiş. Çiftçi çaresiz razı olmuş.'' çok geçmeden padişahın huzuruna çıkarılmış. Ona mücevher dolusu çömleği sunmuş. Sonra da çömleği nerede, nasıl bulduğunu anlatmış. Padişah olanları dinleyince bu dürüst çiftçiyi ödüllendirmek istemiş. Bu güzel davranışın karşısında dile benden ne dilersen demiş. Çiftçi hiç düşünmeden bana ödül olarak kırk değnek vurdurun padişahım demiş. Neden? demiş padişah şaşkınlıkla. Çünkü bana vereceğiniz ödülün yarısını kapınızda bekleyen asker istedi de bence ona en uygun ödül 20 değnek vurulmasıdır. Padişah bu açık sözlü çiftçiyi çok sevmiş. Onu sarayda alıkoyarak baş danışmanı yapmış. Kapıdaki askerini ise kovdurduğunu söylüyorlar. İsabetli bir karar değil mi?